Ne oldu anneciğim? Onu babana götür. İçine farklı bir gaz doldurulması gerekiyormuş. Yaparsa ancak baban yapar. Sen yapabilirsin baba. Yapabilir miyim? Tabii ki. Bir baba kızı için neler yapmaz ki? Gerekirse kavanoz kapağı açar, gerekirse uzaya roket gönderir. De! Ne dolduracağız bu balona da uçacak? Roket demişken benim aklıma sanki roket yakıtı geliyor. Nedir bu roket yakıtı? Çoğunuzun bildiği gibi NASA uzay roketlerinde sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanıyor. Hidrojen aşırı yanıcı, oksijen de bu yanıcılığı çok arttırıcı bir gaz. Bu konuyu birazdan detaylandırırım. Öncelikle hidrojeni nereden bulabiliriz bir onu düşünelim. Buradan. Sudan. Su neydi? İki hidrojen bir oksijen atomundan oluşan bileşik. Hem hidrojen hem oksijen bunun içinde var zaten. Bu oksijen ne? Hidrojenden ibaret. Yani aslında bu bir çeşit roket yakıtı. Hadi şundan bir roket yakıtı yapalım. Sonra balonu düşünürüz. Önce roket yakıtı yapalım, gelin. Suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için bir elektroliz düzeneği kuracağım. Bu esnada da gelin biraz hidrojeni daha yakından tanıyalım. Hidrojen bir protondan oluşan evrendeki en basit atom. Bu bir protondan oluşma durumu onu evrendeki en hafif element de yapıyor aynı zamanda. Yani bir şeyin dünya atmosferinde kendiliğinden uçmasını istiyorsanız en hafif gaz olan hidrojen ilk olarak aklınıza gelebilir. Peki biz balonlarda kullanıyor muyuz bu gazı? Evet, kullanıyorduk. Yaklaşık 100 yıl öncesine kadar. Ama sonra biraz önce bahsettiğim yanıcı özelliğini acı tecrübelerle kavradık ve vazgeçtik onu balon ve zeplinlerde kullanmaktan. Artık hafiflik özelliğini değil, sadece yanıcılık özelliğini kullanıyoruz. Hidrojen bu kadar tehlikeli olduğu için artık balon ve zeplinlerimizde ondan biraz daha ağır ve bayağı da bir pahalı olan helyum gazını kullanıyoruz. Biz balonumuzda kullanmak için helyum gazı üretebilir miyiz? Helyum ilginç şekilde evrende hidrojenden sonra en yaygın element olmasına rağmen dünyada çok az bulunuyor. Bunun nedenini anlamak için aslında periyodik tabloya bakmanız yeterli. Helyum periyodik tablonun en sağında yer alan ve soy gazlarla benzer özellikler gösteren bir element. Yani hidrojen gibi yaramaz bir element değil. Kimseye bulaşmaz, kimseyle reaksiyona girmez. Bir de çok hafif olunca atmosferden uzaya kaçıyor dünyadaki bütün helyum. Sadece yerin altında, sıkışıp kaldığı yerlerde nadir olarak bulunuyor. O yüzden pahalı da bir gaz. Şimdi balonlarda neden daha ucuz olan hidrojen yerine çok daha pahalı olan helyum elementini kullandığımızı biliyorsunuz. Ama biz kafayı taktık hidrojene. Üretmemiz lazım onu. Her gün içtiğimiz suyun içinden çekip almamız lazım roket yakıtını. Düzeneğimiz hazır olduğuna göre hadi şimdi elektroliz işlemine geçelim. Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla bir sıvı içindeki kimyasal bileşiklerin ayrılmasıdır. Yani biz de bu deneyde elektrik akımı kullanarak suyun içindeki hidrojen ve oksijeni ayıracağız. Ancak kimyasal tepkimeler karmaşık süreçlerdir. Elinizde ne olduğunu iyi bilmek, karışımlarınıza ve malzemelerinize hakim olmak gerek. O yüzden İçinde birçok başka şey olan çeşme suyunu değil, sadece hidrojen ve oksijen olan saf suyu kullanacağız bu işlemde. Saf su, bilinenin aksine iletken değil. Onu iletken hale getirmek için de bildiğimiz sofra tuzunu kullanacağız. Aslında bu işlem için sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi daha iyi adaylar da var. Ancak biraz tehlikeliler. Ben bugün sadece tuz kullanacağım. Bildiğimiz sofra tuzu. Sadece küçük bir miktar hidrojeni güvenli bir şekilde ayırmak bu deney için bana yeterli olacak. Tuz da bu arada sodyum klorür biliyorsunuz. Sodyumla klorür bir araya gelince yeyi versek de ikisi ayrı ayrı aslında oldukça tehlikeli elementler. Özellikle elektroliz işleminde tuzun yoğunluğuna dikkat etmeniz lazım. Çok detayına girmeyeceğim ama artık kutupta klor yoğunluğu oksijeni aşarsa oksijen çıkması gereken yerden zehirli klor gazı çıkabilir. O yüzden elektroliz yaparken tuzlu suyun içindeki tuz oranına biraz dikkat etmeniz lazım.
Ben 2 litre saf suya 220 gram sofra tuzu karıştırdım. Yani %10. Şimdi ben burada kurduğum düzenekte malzemelere ve karışıma dikkat etmeye çalıştım. Ancak 10 dakikalık bir çalışmanın ardından çelik elektrot eridi. Açıkçası burada aklıma gelen tek sorun sıcak silikon dediğimiz yapıştırıcı. Aslında bu yapıştırıcının adının aksine silisyum elementiyle pek alakası yok. Kimyasal formülünü de tam bilmiyorum. O yüzden sadece sızdırmazlık için kullanmaya ve karışımdan uzak tutmaya çalıştım. Ancak muhtemelen elektrotu yapıştırdığım bölümden içeriğiyle temas etti. Artık kutuptaki elektrotun erimesiyle ilgili aklıma gelen tek senaryo bu silikon mumlarıyla çeliğin arasında oluşabilecek bir reaksiyon. Ben kısa çalışmanın ardından az da olsa düzenekten bir miktar hidrojen almayı başardım ve test ettim. Surat ifademden de görebileceğiniz üzere hiç beklemesem de bu hidrojeni yakmayı da başardım. Şimdi başarısız oldu gibi deney gözüküyor ama pek bir ümidim yok. Bakalım bir şeyler de gözüküyor balonun içinde. Bir hidrojen gazı mı, hidrojeni elde ettik mi yakmaya çalışalım. Evet, beklemediğim anda, beklemediğim bir reaksiyonla karşılaşınca surat ifademi görebilirsiniz. Sonradan eşefi ama tutuştu. Aman dikkat. Evet, sesler çok kısık geliyor gibi size ama oldukça aslında yüksek sesler çıkıyor. Evet. Yanık kokusu var. Yani. Bu arada balon demiştik ama elimizdeki azıcık miktardaki hidrojeni de yaktık. Düzenek de çöktü. Kızım, getir balonunu. Evet, şişiriyorum ha. Kendi yaptığım bu aletle. Bekle, sen şişecek biraz. Hareketiniz çok kömbermiş Cihun Bey. Şşş, çocuğa söyleme. Alttan tut. Salma sakın, uçar. Uçtu gitti zaten bir tanesi. Çak bakalım. Bak, bu makinamla şişirdim bunu. Sana yapabileceğimi söylemiştim değil mi? Evet. Arkadaşlar, şaka bir yana, hidrojenle balon falan şişirmeyelim. YouTube'da da bazı arkadaşların alüminyumla gider açıcıyı karıştırıp balon falan şişirdiklerini görüyorum. Aslında oradaki de benzer bir durum. Gider açıcı dediğimiz şey sodyum hidroksit. Alüminyumla tepkimeye girip içindeki hidrojeni açığa bırakıyor. Dolayısıyla siz yine balonunuzu hidrojenle, yani yanıcı bir gazla şişirmiş oluyorsunuz. Hidrojen balon şişirmeye değil, roket yakıtına uygun aşırı yanıcı bir gaz. O yüzden balonları hidrojenle şişirip çocuklarınıza falan vermeyin. Peki biz şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle kurduğum düzenekteki hataları tespit ettiğimi düşünüyorum. İlk denememizde küçük de olsa bir başarı elde ettiğimize göre bir sonrakinde daha iyisini yapabiliriz. Metal yüzey alanını genişletmeyi düşünüyorum öncelikle. Kullandığım tuzlu su çözeltisini değiştirmeyi de düşünüyorum. Bu doğrultuda elektroliz hakkında daha fazla bilgi veren bir videoyu yeni bir düzenekle birlikte ilerleyen zamanlarda yayınlayacağım. Belki gerçekten çok daha fazla hidrojen gazı elde edip şöyle havalı patlamalar yapabiliriz. Ya da ne bileyim, hidroksit gazını kullanan ve çeliği bile eriten çakmak da yapabiliriz.
Hidrojenle işimiz şimdilik tam olarak bitmedi. Siz ne dersiniz? Varsa fikirleriniz yorumlara yazın lütfen. Bu arada elimde biraz da helyum gazı var artık. Bu helyumla da ilgili bir deney var kafamda. Bir Tesla bobini yapıp helyumun ne kadar havalı olabileceğini de göstermek istiyorum. Sizin de helyumla ilgili fikirleriniz varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bu ne biçim helyum gazı ya? Sesimde değişiklik yok mu? Ben hissediyordum. Yeterli değil galiba. Nasıl yani? Sesin değişmedi mi? Değişti. Bunu beyaz şovda yapıyorlar ya. Ses değişiyor. Kendin değiştirmedin mi sesi? Kendim nasıl değiştireyim herhalde? Sen değiştirebilir misin? Değiştirsene.